Kemalist düşünce ile İttihatçı düşünce arasında hiçbir fark yoktur. Mustafa Kemal bu şansı elde etmeseydi, onun yaptığı inkılapları İttihatçılar yapacaktı. Mağlup oldukları için buna fırsat bulamadılar. Burada bir parantez açarak, belki bu fikrimi haksız bulanlar olur. Bunun anlaşılması için bir tek misal vereyim. 1911 Trablusgarp Harbi'nde İtalyanlar Trablusgarp'a saldırdığı zaman Şeyh Ahmet Sünusi İtalyanlarla harp eden bir şahsiyetti. Sünusi tarikatının lideriydi. Bütün müritleriyle İtalyanlarla karşı harp ediyordu. Arkadan Balkan Harbi, arkadan Harbi Umumi çıkınca ilan edilen cihat fetvasını Araplar itibar etmesi için Arap olan, seyyid olan, bir tarikat reisi olan bir adamı İstanbul'a çağırdılar padişahın emriyle. Vaaz-ı nasihat etsin de Araplar cihat fetvasına itibar etsin birinci Cihan Harbi için. O devrin teşkilatı mahsusa reisi Albay Hüsamettin Ertürk diyor ki beni ona gönderdiler. Şeyh Sünusi'ye. Bıraktı vatanının müdafasını. Benim için Türkiye'nin kurtulması daha elzem diyerek buraya geldi. Arapları ihanette itham edenlerin kulakları çınlasın. Ona dediler ki bunu İttihatçıların istihbarat şefi söylüyor. Başka birinin rivayeti değil. Yani istihbarat bu işi yapan adam, bu teklifi götüren adam. Biz harbi kazanırsak bundan sonra hilafeti Ali Osman'dan kaldıracağız. Hilafet seçimle olacak. Zat-ı halinizi de hilafete namzet gösterebiliriz. Sen halife olabilirsin. Şeyh Sünusi diyor ki, siz veli nimetiniz olan devletinize ihanet düşünüyorsunuz. Hilafet-i Muazzama-i İslamiye Ali Osman'ın bileğinin hakkıyla derut edilmiştir. Benim vazifem de onlara iktibadan ibaret. Sözü etme ona bir Türk kadrosu bunu teklif ediyor, o reddediyor. Bunun manası hilafet hakkındaki menfi düşünce Mustafa Kemal'den evvel İttihatçıların kafasında vardı. Çünkü onlar da Yahudi güdümlüydü. Bundan daha tabii bir şey olmaz. Bu bir tek misaldi. Ben misalleri çoğaltabilirim de gerekmez. Anlayana sivrisinek saz. Onların kafasında aynı fikirler vardı. Onların akıl hocası olan Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'in de akıl hocasıdır. Bunun da ispatında bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal başlangıçta inkılaplara başladığı zaman 9 umde ilan etmiştir. Bu 6 okun esası 9 umdedir. Onun kafasında dini kaldırmak olduğu için onun yerine bir şey koymak ihtiyacıyla Türklüğü ön plana çıkarmayı düşünmüş. Türk olmadığı halde kendi söylüyor. Ben kendimi Türk hissediyorum diyor. Hissediyorum. Evet. Ziya Gökalp bu 9 umdeyi şerh etmiştir. Bu şerh tenkit mahiyetinde değildir, alkış mahiyetindedir. Sebebi, İslamiyet'ten evvel Türklerde 9 rakamı mukaddesmiş. Türkeş Bey de 9 ışık diye kitap yazmıştır, hatırlayın. Böyle bir şey var, doğrudur veya değildir. Ama İslamiyet'in yerine başka bir düşünceyi koymayı düşündüğü için ona arkadaşlar dediler ki, İslam'ın iman şartı 6'dır.
9 umde ile yola çıkmak yanlış olur. Bunu 6'ya indirdiler. 6 ok 9 umdenin mülahhasıdır. Yani iç içe girmesiyle bazıları 9'a indirilmiştir. Bunun akıl hocası da Ziya Gökalp'tir. Bir başka misal vereyim. Bir cami ki minarede Türkçe ezan okunur. Millet anlar kıldığı namazda okunan Kur'an'ın manasını diye Türkçe Kur'an, Türkçe ezan davasını ortaya ilk atan Ziya Gökalp'tir. Yeni mecmuada Mustafa Kemal'e hitap diye de bir şiiri var. Kurtar bizi kurtar Kara Sultan'dan diyor. Demek ki saltanat aleyhtarlığında da ilham babası odur. Veya Abdullah Cevdet fark etmez. Yani bu fikirler İttihatçıların akıl hocası olan Selanik Merkez Umumisi'nde oturan, başka bir şey söyleyeyim, bir siyasi parti kuracaksın da onun merkezi devlet merkezinde olmayacak, bir taşra vilayetinde olacak. Bu da bir şey ifade etmelidir size. İttihat Terakki'nin Merkez Umumisi Selanik'tedir, İstanbul'da değil. Aynı şekilde Abdülhamid'i vatan kurtaran aslanlar hüviyetiyle gelen hareket ordusu da Selanik'ten gelmiştir. Konya'dan, Erzurum'dan değil. Bu ihanetleri anlamak için bunlar nirengi noktalardır.